Bu videoda denk ya da eş değer kesirler üzerinde duracağız. Elimizde 3 bölü 4 kesrinin olduğunu düşünelim ve bu kesrin kaç tane 8'de 1'e eşit olduğunu soralım. Bana ne cevap verirsiniz? Kaç tane 8'de bir olduğunu bilmediğimiz için buraya bir soru işareti koyalım. Ya da soru işaretini sevmedim. Y harfi diyelim. Peki. Hadi bakalım. Y'nin ne olması gerektiğini bulalım. 3 bölü 4 eşittir. Y bölü 8. Bu eşitliğin doğru olması için Y ne olmalıdır? Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve Y'nin ne olması gerektiğini benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Şimdi 3 bölü 4'ü şu şekilde göstermeyi deneyelim. Evet bir dikdörtgen çiziyorum ve bunu 4 eşit parçaya böleceğim. Önce ortadan 2'ye böleyim, sonra da elde ettiğim iki parçayı 2'ye bölerim. Cetvel olmadığı için tam olarak doğru olmayabilir ama bunları eşit parçalar olarak düşünün. Çünkü önemli olan işin mantığını anlamanız. Evet, bu parçaların eşit olduklarını varsayalım. Şimdi 3 bölü 4 için bu 4 parçanın 3'ünü işaretleyeceğim. Bunu morla yapayım. Bu birincisi olsun, bu ikincisi ve bu da üçüncüsü. Bu 3 bölü 4'ü gösteren bir çizim. Bunun kaç tane 8'de 1 olduğunu bulmak için bir tam daha çizeceğim. Başka bir deyişle aynı dikdörtgenden bir tane daha çiziyorum ama bu defa 8 eşit parçaya böleceğim. İşe yine 4 eşit parça parçaya bölerek başlayalım. Sonra da bu dört parçayı eşit iki parçaya böleceğim ve 8 eşit parça elde edeceğim. Cetvel olmadan çizim yapmak kolay değil bu parçalardan. Her biri 8'de 1 ya da 1 bölü 8'dir. Anlaştık mı? Az önce de söylediğim gibi gözünüze eşit görünmüyor olabilirler ama önemli olan işin mantığı. Bu yüzden bunların eşit parçalar olduklarını varsayalım. Evet, kaç 8'de 1, 3 bölü 4'e eşittir. Hadi hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize bulmaya çalışın bu iki şekli karşılaştıracağız. Demek istediğim örneğin bu birinci dörtte bir, bu sekizde bir ve bu sekizde bire eşittir öyle değil mi? O halde bu bir bölü dört iki tane bir bölü sekize eşittir diyebiliriz. Benzer şekilde buradaki ikinci dörtte bir de iki sekizde bire eşit olacak. Üçüncü dörtte bir için de aynı şeyi yapalım. Buradaki iki sekizde biri boyuyalım. Peki, ikinci tamdaki sekizde birlerden kaç tanesini boyadım? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tanesini. Bunu altı bölü sekiz olarak yazabilirim. O halde neymiş? Üç bölü dört, altı bölü sekize eşitmiş. Ve bu da y'nin altıya eşit olması anlamına gelir. Güzel. Hadi bir tane daha yapalım. Bir bakalım. Üstteki daireyi 6 eşit dilime ayırmışlar. Başka bir deyişle dilimlerden her biri 1 bölü 6'yı veriyor. Bu dilimlerden de 1, 2, 3, 4 tanesini maviye boyamışlar. Bunu bir kesir olarak göstermek istersek 6 dilimin 4'ü boyalı olduğuna göre 4 bölü 6 yazabiliriz. Şimdi de bunun yani 4 bölü 6'nın kaç tane 1 bölü 3'e eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün olur mu? Kaç tane 1 bölü 3'ün? İsterseniz kaç tane 3'te 1 olarak da düşünebilirsiniz. Evet, 4 bölü 6'ya eşdeğer olduğunu arıyoruz. Soru işareti yerine bu defa da x koyalım. Evet, x'in neye eşit olduğunu bulmamız lazım. Bu şekilde de yazayım. 4 bölü 6 eşittir x bölü 3. 4 bölü 6 kaç tane 1 bölü 3'e eşittir. Şimdi birlikte yapalım. Buradaki 1 bölü 3'lerden birini işaretleyeyim. Bunun üstteki dairedeki karşılığı şu an işaretlemekte olduğum gibi 2 tane 1 bölü 6'ya evet buna eşit gibi görünüyor. Bakın 1 bölü 3'ü 2'ye bölersem bu iki parçanın her biri 1 bölü 6'ya eşit olur. O halde 1 bölü 3 2 bölü 6'ya eşittir diyebiliriz. Bu işaretlediğim bir tane 1 bölü 3 ve 2 tane 1 bölü 6'ya eşit. Ancak işimiz henüz Bitmedi. Dikkat ederseniz burada iki tane daha 1 bölü 6 var. Aynı mantıkla bunların da buradan ikinci bir 1 bölü 3'e eşit olacaklarını söyleyebiliriz öyle değil mi? Bu 1 bölü 6 ile bunu yan yana koymamışlar. Belki de kafamızı karıştırmak istemiş olabilirler. Ama bakın, buradaki 1 bölü 6'yı bu şekilde içini beyaza boyayalım. Evet, bunu da maviye boyarsam yan yana olabilirler. Evet, buradaki yan yana olan 2 1 bölü 6, 1 1 bölü 3'e eşit. Morla işaretliyorum. Bunu biraz daha boyayayım. Üstteki dairedeki 4 tane 1 bölü 6, 2 tane 1 bölü 3'e yani 2 bölü 3'e eşittir. Bu durumda x de 2'ye eşit olur. 4 bölü 6, 2 bölü 3'e eşitse, evet x 2 olur.